Yani bu Morogami beni biraz bunalttı galiba. Önünde sonunda evleneceğiz kafası filan. Poligami nasılmış peki? İyi miymiş? Dün gece beğendin mi? Nur Hayat. Ne yapalım? Bilmem. Sence? Biraz ayrı kalmak istiyorsan yani. Sen istiyorsan beni hiç bozmaz. Sen bilirsin. Zaten yaptığın büyük terbiyesizlik. Ya Rabbi şükür deyip aynen devam edemem. O zaman... Ah! Bir ara verelim. Bakalım ne olacak? İyi fikir. Ara. Bu süre içinde istediğin her şeyi yapabilirsin. Tamamen özgürsün. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Beni ırgalamaz. Neye heves ediyorsan, aile konuşan kızlar, Pilton'la ayrıca görüşen kadınlar, hepsini yaşa. Aa! Hane tecavüz. Aa, yaygara yok. Yaygara yok. Vasfiye teyze siz çok daha güçlü bir adaysınız dedi. Bana anahtarı verdi. Ben şu an gelecekteki evimde ölçüm yapıyorum. Ha sen öylesen Kazulet. Vasfiye yarım saat önce beni aradı. Banka kredine falan başvursana içim daha bir ısındı dedi. Saat 9'da kararını açıklamak için terasa bekliyor. İlginç, değil mi? Hem de çok. Merak uyandırıcı bir sahne ha? Neler olacak acaba tadında böyle 10 dakika boş boş konuşabiliriz? Bu tarz pembe diziler vardı. Hatırlıyor musun Zerrin? Hatırlıyorum. Fakat sürekli zoom yapıyorlar ve acık başım döndü. Benim de o yüzden. Biraz içim ezildi doğrusu. Bir kuru ekmek kenarı falan vardır umarım. Midemin suyunu alsın. Dünden kalan kek var. Ancak gece dışarıda bırakmışız. Mukavva gibi olmuş. Ne yapsak? Vasfiye teyzeciğim, hadi artık bekletmeyin bizi ha. Nedir? Çok üzülüyorum be çocuğum. Ne çektiniz be? Hangimize üzülüyor? Evet, kime satacaksınız şimdi? Evi. Düşün taşın. Hesap kitap. Uzun analizler sonucu. Evet. Nur Hayat'a satacağım. Nur Hayat nasıl? Ya 1,5 katı para verdi çocuğum. Peşin paraya can mı dayanır? Cash is king. Vasfiye ne yapsın? Taş mı yesin? Ya biz ev alıp evlenecektik hemen ya. Ben sokakta mı kalıyorum şimdi dımıdızlak? Neler geldi başıma? Ay olmayacak işler. Hayat ne yapacak o evi ya? Emir'le ilgili her şeyi bileceğim. Sen benim kiracım ama daha önemlisi casusumsun. İstediğim saat buraya gelir, terası gözlerim. Kim geldi, kim gitti, eve kim geri çıktı, saat saat rapor istiyorum. De şuraları bir sil, gözünü seveyim. Bu ne ya? Oy! Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsın? Sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi işte hayat kaynası. İyi. Çok
tosur tosur göl başında uyuyorsun asker. Nöbet tutup emiri gözleyecektin ya. Ayşe Kod adlı düşman güçleriyle ilgili istihbarat toplayacaktın ya. Vallahi sadece bir an darmışım. Allah o melatoninin belasını versin. Asker! Uyursan ölürsün. Niye kız? Ben öldürürüm. Terasta hareketlilik var. Aç camı, kim kime nedir bak. Tansiyon! Ha, işte mukadderat-ı ilahi. İşte ne yapıyorsunuz? Nereye böyle Ömer? Cenazeye zerrin. Aa, kim kim? Ayşe ölmüş inşallah. Şeyh'imizin halasının beyi vefat etti çocuğum. Ha. Emir'i sor. Emir sen? Ben daha gencim Zerrin. Bir 40-50 yıl daha yaşar bu. Şeyh'imiz amca tekrardan başınız sağ olsun. Yıllardır hastaydı ne yapacaksın işte. Sıkıldım bağ sohbeti. Oldu hayırlı sayı cenazeler. Sen ne yapıyorsun bana Nur Hayat ya? Uykusuzluktan beyin dil koordinası sıfıra indi. Doğa yürüyüşü. Hmm. Yarın hava uzaymış. Ne diyorsunuz? Pas. Aman dağ tepe tırmanmaca keçi gibi o ne böyle? Ben o parkura gittim dedeciğim. Dümdüz kaymak gibi orman yolu. Ya tatlış kompatika varmış sonrasında zaten şelale. Gün batımında piknik. Öpüşme olur. Okey. Ayşe Trekinci'nin dibi. O bize rehberlik yapacak zaten. Ayşe mi dedo? Ayşe dedo. Defter nerede? Defter! Nur Hayat duymasın ha. Kızı öldürüp şelaleye atar o ya. Deniz'e de söyleyeceğim. Full gizli zaten. Abi pamuk gibi kız. Ayla falan konuşuyor. Nasıl bir naiflik bu? Bayağı tatsız. Ayşe Ayla konuşan pamuk gibi bir kız. Nur Hayat'tan sonra sanatoryum gibi geldi bana. Biraz huzur istiyorum ya. Biraz huzur çok mu? Ben de huzur istiyorum Emir'im. Seni anlıyorum. Ne demek malzeme yok? Emir'i gözle diye bu amaçla dürbün aldık. Dürbünü bırak, ev aldık lan. O terasta dişi sinek uçsa bile haberim olacak dedim mi demedim mi? Ya geceleri dürbünle bakıyorum ama terasın ışığını açmıyorlar. Gece görüşlü kamera lazım Nur Hayat. Vallahi insansız hava aracı alak mı kız? Uydudan Emir'i takip etsin. Vallahi çok makbule geçer. Günlerdir uykusuzum. Bastır parayı bir insansız hava aracı al, ikimiz de kurtulalım. İnsansız kara evde hiç fena fikir değil ha. Bu ne be? Bu ev. Ama seni dehlemişim, insansız olmuş. Nasıl? Uyku yasak. Her 5 dakikada bir bu pencereden çekilmiş fotoğraf bekliyorum. Eğer terasa Ayşe Kod adlı düşman gücü girerse... Evet. Keskin nişancılığın var mı senin? Fotoğraf gibisine. Sniper gibisine. Nur Hayat, gülüm böyle yapmasan da bu kız konusunu Emre açıkça sorsan. Ne? Ay, tansiyonum düşüyor yine 3'lere 2'lere. Salak mısın sen? Bak bacım, erkeği çok sıkmamak lazım, boğmamak lazım. Ben Emir'imi hiç ses etmem. Neticede erkektir, bizim gibi değil. Eseri gelir, kaçar gider, gezerdir onur. Ama çok affedersin, sonunda kuyruğunu kıstırıp kürkçü dükkanına geri döner, değil mi? Bilmem, öyle mi? Nur Hayat, Emir'den ayrılmanın trambasıyla şu an fabrika ayarlarına geri dönüyorsun. Farkında mısın kardeşim? Ne ayrılması? Ayrılmadık ki biz, ara verdik. Tekrar sevgi olana kadar gelişmeleri yakından takip etmek için... Acaba buraya mı yerleşsem ben, ne yapsam? Yarın
Emirler Ayşe'nin rehberliğinde doğa yürüyüşüne gidiyor. Efendim? Sen de gitsene canım. Herkes için iyi olur. Hepimiz acık oksijen alırız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.